acaban de cortar la luz y tú aquí borracho. Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza. Para pedir cerveza, si tienes plata, para pagar la casa, no tienes plata. Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza. Para emborracharte, si tienes plata, para pagar la luz, no tienes plata. Paga la cuenta sin vergüenza.
Merhaba dünya müziği severler. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum bu karlı İstanbul'dan. Bu hafta Analog Afrika Müzik firmasından çıkan yepyeni bir albüme kulak vereceğiz hep birlikte. 12 yıllık yapımından sonra Analog Afrika'nın düzenli serileri arasında 34. derlemesi olan çalışmanın adı Saturno 2000, yani Saturno 2000 ve nihayet raflarda yerini aldı. Söz konusu albüm benim elime en az 4-5 ay önce geçti ama yayınlanmasını beklediğimden dolayı da radyo programımıza taşımadım. Ancak o anı kıpır kıpır bekliyordum sizlerle birlikte paylaşmak için ve bu haftaki, yani 773. Dünyayı Dinliyorum programımızda bu fırsatı yakalıyoruz. Analog Afrika yine bu özel proje için yerel ritimlerin peşine düşerek seyyar hoparlörler ve ses efektleri kullanarak yaratılan Rabaheta tarzının peşine düşmüş. Amerikalı sonideroların, yani ses sistemi operatörlerinin veya mühendislerinin diyebiliriz, sahnesinin derinliklerine süzülmüşler. Sonideralılar ise Meksika popüler kültüründe başta kumbiya, salsa, guaracha ve alt türleri olmak üzere halka açık yerlerde kayıtlı müzik çalan bir grup, disc jockey olarak tanımlanmakta. Ses mühendisi olarak da ifade ediliyor veya bazıları da eğlence sanatçısı olarak da onları yerel dilde tanımlıyorlar. Terim halka açık dans etkinlikleri, yani bunların içerisinde sonidore etkinlikleri olarak da bunlar adlandırılıyor. Onları düzenliyorlar veya bunlara katılmak için kullanılan ekipmanların sahipleri, yani sonido, ve bunu da bir şekilde kentsel kültür olarak yıllar boyunca sürdürmüş durumdalar. Bu 15 parçalık eşsiz albümden sırasıyla Manzanita'dan Paga la Cuenta, Sinvergüenza ve Los Dinners'dan Sampo Ensana adlı iki eseri dinleyerek bu haftaki programımızın açılışını yaptık. Hatırlarsanız Analog Afrika'dan yine çıkan Manzanita'nın eşsiz müziklerini sizinle özel bir programda da paylaşmıştık birkaç ay önce. Bu albümde de kendisi doğal olarak yer alıyor eserleriyle, çünkü kendi yaptığı tarzda tamamen bu kavramın içerisine giriyor. Şimdi sırada iki eserimiz daha var bu pazar gününde. Peş peşe dinleyeceğimiz frekansımızı bu eşsiz iki tane esere bırakalım, sonra devam edelim. Thank you.
Evet, arka arkaya iki tane eşsiz parça dinledik sizlerle birlikte bu pazar gününde Dünyayı Dinliyorum programımızda. Öncelikle Hugo Blanco, Yusu Cohinto ekibinden Infinito adlı esere kulak misafiri olduk ve daha sonra da Manzanita, Yusu Cohinto ekibinden El Jardinero adlı eseri dinledik. İsterseniz de bu albümün ana kaynağı olan ve bu müzisyenlerin hepsini bir araya getirmiş olan Rabiata tarzına da birazcık girelim. Bu tarz bir partide bir amplifikatör markası olan Ratson'un, yani bu kadar da detay var, döner tablasının motorunun yavaşlaması nedeniyle yavaş ses çıkartmaya başlaması, açıkçası bozulması sonucunda bir partide ortaya çıkan bir tarz. Kısacası kumbiya tarzı çalınan bir partide cihaz bozuluyor. Sesi yavaşlatması sonucu doğan efsane bir harmanlama, bir tarz var karşımızda. Dinleyenler için bir şans diyebiliriz ve müzisyenler için ise de bir tarihsizlik diyebiliriz o an için. Ama daha sonra olaylar tabii ki değişiyor. Elbette bu olay gerçekleşince orada var olan müzisyenler nasıl bir tepki verdiklerinde tabii ki bir şekilde bilemeyiz ama açıkçası korkmuşlardır muhtemelen neler oluyor diye. Ancak bu kazadan sonra olaylar birazcık değişiyor. İnsanlar Rabiato tarzlarını sormaya başlıyorlar. Yani yavaşlatılmış müzik tarzını soruyorlar. Rabiato aslında yavaşlatılmış, hıza azaltılmış kumbiya tarzı içinden doğan yepyeni bir tarz. Albümün adı, girişte de bahsettiğim üzere Saturno 2000, yani Saturno 2000, ama bunun bir devamı da var. La Rabiata de los Sonidos 1962-1983 yılları arasında. Yani Rabiata tarzını icra eden Los Sonidos'ların bu tarihler arasında üretmiş oldukları yavaşlatılmış eserler. Tabii ki albümle birlikte her Analog Afrika üretiminde de olduğu gibi tam renkli 12 sayfalık bir kitapçık var ve albüm de plak olarak, bir çift plak olarak basıldığı 140 gram olarak Sonidoro hareketinin tarihine adanmış tarzın İlk örneği olan bu derleme bir başyapıt niteliğinde de değerlendirilmekte. Bu arada albümün promo CD'si de elimde var ve bunu da sizlere program sonunda soracağım bir soru sonucunda hediye etmek istiyorum açıkçası. Ben kendim size kargolayacağım. Benim arşivimde bulunmasına gerek yok çünkü zaten plak olarak bende var. Bir ufak bir CD, kitapçığı vesaire yok. Tam bildiğimiz promo bir CD. İlk cevabı bana Instagram'da yazan müziksevere de bunu hediye edeceğim. Bunu da burada vesileyle söylemiş olayım. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Bu karlı İstanbul gününde 95.0 Açık Radyo'da ve sırasıyla Los Feos'tan Feito Paranedero ve Los Santos'tan albüme adını veren enfes ve efsanevi parça olan Saturno 2000 adlı eseri dinleyelim arka arkaya. Los parranderos, este es el nuevo ritmo de Los Thank you.
Elbette her albümün bir hikayesi var. Zaten asıl önemli olan da hikayeler. Bu hikayeler dünya müziğinin alt versiyonlarını, alt tarzlarını daha da bir zenginleştiriyor, daha da bir algımızı açıyor. Ve bu albümün de tabii ki bir hikayesi var. Her şey 2010 yılında başlamış. Analog Afrika'nın kurucusu Sami, Emon or Giron, yani namı diğer DJ Lengue ile birlikte Analog Afrika için bir Latin projesi derlemekle ilgilenip ilgilenmediğine dair bir yazışma girmiş aralarında ve bunun üzerinde bir tema olup olmadığını sormuşlar. İşte o an DJ Lengua Rabeheata'yı hiç duydun mu diye sormuş Sami'ye. Sami elbette duymamış ve DJ Shengua ile birlikte şöyle devam etmiş. Demiş ki Rabeheata İspanyolca azaltmak, alçaltmak anlamına gelir. Temelde Meksikalı sonideros yani ses sistemi operatörleri dans etmek için çok daha somut müzik yaratmak için de bir kumbrenin ritmini yavaşlatıyor ve ortaya nefis bir şey çıkıyor. İşte böyle DJ Lengua bunu açıklayınca kendi yaptığı bir mix listeyi de Sami'ye yolluyor ve dinlediği an Sami de buna büyüleniyor. Hemen bağımlısı olmuş. Karşımızda yavaşlatılmış bir müzik harmanlaması var aslında. Hızlı müziklerin aksine yavaşlığından dolayı kendini açığa vuran bir ritimsel harmanlama var. Tam olarak duymanızı sağlayan bir açılım. O hızdan uzak, siz o hıza yetişmek için uğraşırken aslında parçalar kendini yavaşlatarak size ulaşıyor. İçine sıkıca girdiğiniz bir oluşum. Her ritmin daha şeffaf hale getirildiği bir şölen olarak da tanımlayabiliriz. Bu sayede normalde fark edemeyeceğimiz sesler de daha bir açığa çıkıyor. Bu gizemli karışım Junior Yusi Okipo yani Nami Diyar Poylibo Mayarga, kendisi aynı zamanda da Sonidoro sahnesinde bir kült figür ve Ekvador, Meksika, Kolombiya ve Peru ekseninde var oluyor. Kendini burada yaratıyor ve bu tarzında ne diyeyim size kralı oluyor. Evet, dünyanın en ilginç ritimlerini kucak açan ve her zaman açık olan 95.0 Açık Radyo ile Maltkult FM Berlin ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızda size sırada iki tane daha eserimiz var paylaşmak istediğimiz. Hep birlikte arka arkaya dinleyelim, sonra parçaların ne olduğuna değinelim. We'll be right back.
Evet, arka arkaya iki eser dinledik. İlki Junior Yasu Okipo'dan geldi, Bien Bailadato. İkincisi ise Los Atomos de Pramango'dan geldi, Poriente Mi Voy adlı eser. Tabii ki birazcık da dinlemiş olduğumuz bu tarzın tam olarak nasıl oluştuğuna da değinmekte fayda var. Özellikle Peru, Ekvator ve Meksika'da oluşan ve dönen bir tarz ve özellikle de DJ Lengua tarafından da icra edilen bir tarz ve bununla birlikte de oldukça güzel eserler çıkmış durumda. Tabii ki DJ Lengua Analog Afrika'ya bu albümde çok ciddi anlamda katkıda bulunuyor ve daha önce belki de hiç icra edilmeyen, yani canlı olarak icra edilmeyen veya piyasaya, kaldı ki piyasaya da hiçbir şekilde sürülmemiş olan bu eserleri bu plakta bir araya getirmişler. Kısacası yine çok özel bir plak dinliyoruz, Dünyayı Dinliyorum programımızda. Programı da bitirmeden önce bu tarzın nasıl yayıldığına, yani Rabahata tarzının nasıl yayıldığına da birazcık vurgu yapmak istiyorum. Bir talihsizlik sonucu, bir kaza sonucu tarz ortaya çıkıyor. Ama tabii ki bunu alıp da pazarlayıp da dinleyicilere ulaştırmak da başka bir mesele. İşte burada da Pereas ve Ortegas adlı iki kardeş aile bir araya geliyor. Ve onlar da bu tarzları bulup, araştırıp, Sonedoralardan alıp, onların kaydettiği eserlerle birlikte bir araya getirerek bir yerel kültürel oluşum bir araya getiriyorlar ve burada da bir pazar yaratıyorlar. Bunun sayesinde de Rabahato tarzına bir arz talep yaratıyorlar ve ortaya da oldukça güzel eserler çıkıyor. Evet, böylelikle de dediğim gibi Rabahato tarzı doğmuş oluyor ve açıkçası ben 5-6 ay öncesine kadar bu tarzdan bir haberdim. Analog Afrika sayesinde de öğrenmiş oldum. Evet, böylece de bu haftaki 1 saatlik programımızın sonuna gelmiş olduk. Burası 95.0 Açık Radyo ve Malt FM Berlin'in ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızda sizlere oldukça enteresan ve bir o kadar da güzel müziklerle bezenmiş olan Saturno 2000, La Rabahata de los Sonerados,
1962-1983 adlı çalışmadan eserler paylaştık. Analog Afrika Müzik firmasından yine ortaya çıkan enfes bir çalışma dinledik sizlerle birlikte. Kapanışı Todo Lo Tengo de Mi Menos Tu Amor adlı parça ile yapacağız. Bunu hemen La Fuga del Bandito adlı eser kapatacak bu haftaki programımızı. 15 parçalık Saturno 2000 La Rabiata de los Sonerados 1962-1983 adlı albümden. Böylelikle de biz de bu bir saat boyunca kulaklarımızı şenlendirmiş olduk. Bizden desteğini esirgemeyen siz sevgili Açık Radyo dinleyicilerine çok güzel bir pazar günü diliyorum. Bana ulaşmak isteyen dinleyiciler için elektronik posta adresim müzik@kabasamuzik.com ve en son olarak da sorumuza gelelim. Bu programımda çaldığım albüm hangi müzik firmasından çıktı? Cevapları bana Instagram hesabından yollayan ilk müziksevere söz konusu albümün promo CD'sini hediye edeceğimi belirtmiştim. Bunu tekrar burada yeniliyorum. Benim Instagram hesabım ise tıkabasa.müzik. Dünyayı dinlemeyi unutmayın. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
por las tardes tus ojos, tu risa. Y tengo en las mañanas tus blancas manos de lis. Yo tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa. Y tengo en las mañanas tus blancas manos de lis. Tengo ante mí tu voz y tu canción. Tengo ante mí tu amistad, pero no tu amor.